Tekrardan hepinize merhabalar. Zilin sesini duydunuz zaten. Oyunun başlama sinyalleriydi bunlar. Hızlı bir şekilde şampiyonlar çıkıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Bana eğer bir sorunuz varsa chatten yazamayabiliyorum şu anda. @ZilStudios yazarak iletebilirsiniz. Zaten bu tarz Türk takımlarının olmadığı Black Monster Cup maçlarında çok kalabalık olmadığımız için çok daha rahat oluyoruz. Çok daha huzurlu oluyoruz. Hepinize tek tek cevap verebiliyorum. Bugün kimlerin maçı var? Hemen söyleyebilirim sana. Bugün yalnızca Millennium ve H2K Gamers arasında oynanacak olan H2K Gamers arasında oynanacak olan Best of 3 bir seri var. 3 var. 3 maç oynanacak. Yani 2 galibiyet alan. Kazanmış olacak. Basitçe. Ne takımları bunlar? Millennium, yanlış hatırlamıyorsam Fransız takımı ama oyuncuların hepsi artık Fransız çok fazla kalmadı. H2K Gamers da Alman takımı. İlk çıkışları yani. Tabi Avrupa takımları olduğu için Avrupa'nın herhangi bir bölgesinden oyuncu aktif olarak kullanıyorlar. Yani biz Alman takımıyız, sadece Alman oyuncular gibi. Türkiye Ligi gibi değil durumlar. Dark Passage evet, bir önceki gün. Hemen bir bakıyorum. Bir maç geçmişlerini kontrol edeyim. Yenildi Dark Passage fakat elenmedi bildiğim kadarıyla, bir maçı daha var. Evet. Üçüncülük maçı oynayacak ayın 10'unda ve final oynanacak yine ayın 10'unda. İki maç da ayın 10'unda oynanacak. Burada doğrudan Grom'tan başlamayı tercih eden bir Pantheon. Yani DP elendi diyebiliriz, evet. Üçüncülük veya dördüncülük oynayacak. HVA grup aşamasından çıkamadı ne yazık ki arkadaşlar. Çeyreklere dahi gelemedi. Dark Passage'da yarı finalde elendi. Bu arada orta koridorda çok agresif takaslara girmeye çalışan bir Ryu var Ahri'ye karşı. Tabi birinci seviye olduğu için şu an rahat. Fakat üçüncü seviye olduğunda Febiben, yani ayartan öpücük artı minik tilki oyunlarıyla erken safhada Ryu'nun canını yakabilir ve bir pause geldi. Neden? Hemen bakıyoruz neden. Pause Jiri'den gelmiş. Yani Millennium'dan gelmiş. Bir açıklama yapmamışlar. Muhtemelen bağlantı problemleri vardır. Lobide de bağlantı problemleri vardı. Birazdan düzelecektir. Aces de elendi arkadaşlar. Biz de elendik grup aşamasında. O zamanlar ilk bunun Türkiye aşamalarında Muhammed dahil değil de Aces'a. Orman oyuncusu olarak farklı bir oyuncu kullanıyorduk. Başarılı olamamıştık. Şu zamanlarda olsaydı ve katılsaydık daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Ha.
Almanlar kazanırsa biz kazanmış sayılmıyoruz. Hayır. Bu arada sorularınızı rica ediyorum. @zeusilius yazarak sorun. Böylece daha rahat bir iletişim kurmuş oluruz. Bu arada orada Sivir çok güzel bir şekilde kalkanıyla manasını da doldurdu. Alt koridorda Sivir ve Treşkilisi Blitzcrank Lucian'a karşı bayağı rahat görünüyor şu anda. İşte Ryo o bahsettiğim dürtülmeyi yaşadı şu anda. Artık 3. seviye oldu Ahri. Artık işler daha da zor. Bu arada Kevin'ın şu anda Meganar'a dönüşmesiyle Lissandra birazcık daha pozisyonuna dikkat etmeye başladı. Uzaktan mümkün olduğu kadar dürtme fırsatı arıyor. Çok fazla yakına yaklaşmıyor. Bu arada Blitzcrank orada pozisyonunu aldı. Direkt koşarak gelmeyi tercih etti. Thresh onu çekti ama doğru bir hamle yapmış olmadı. Biraz erken kullandı orada. Biraz erken kullandı yetenek atışlarını. Azıcık bekleseydi orada Thresh'in en azından sıçra kullanmasını çok daha belki efektif olabilirdi o baskın. Fakat o baskından herhangi bir skor gelmedi şu anda. Yalnızca Thresh'in sıçrasını almayı başardılar. Ligler Ocak ayında başlayacak diyorlar arkadaşlar. Tarihleri hakkında kesin bir bilgimiz yok. Şu anda izlediğiniz şey Black Monster Cup yarı finali arkadaşlar. İkinci yarı finali. İlk yarı finalde Dark Passage ve SK Gaming oynamıştı. SK Gaming 2-0 yanlış hatırlamıyorsam kazanmayı başarmıştı. Şu anda da ikinci yarı final olan Millennium ve H2K Gamers maçını izliyorsunuz. Orada çok agresif bir Blitzcrank görüyoruz. Thresh tekrar koridoruna döndü. Sıçrasını kaybettiği için biraz daha pasif olacaktır. Bu arada Ryo orada tekrar bir ayartın öpücük yedi. O ayartın öpücüklere çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Ahri ayartın öpücükleri için Ryo'nun üzerine atlamasını bekliyor. Ryo da agresif bir tavır gösterdiği anda doğrudan ayartın öpücüğünü kullanıp bütün hasarını tam olarak üzerine bırakabiliyor. Böylece yetenek atışı kaçırma şansı da kalmıyor. Şu anda tam olarak ortak orada yaşanan şey bu. Şimdi Pantheon baskın yapacak zannettim fakat kendi ormanına dönmeyi tercih etti. Bu nedenle Ahri geri dönmeyi uygun buldu. Ryu henüz geri dönmeye çok niyetli gibi görünmüyor. Mümkün olduğu kadar o koridorda kalmaya çalışıyor. Bu arada orada Thresh'ten Creation'ı yakalayan bir hook fakat orada Olaf var. Şimdi işte orada kaçma şansı yok Eldiov'un. İlk kanı orada Olaf döküyor. Az önce sıçrasını harcatmışlardı. Şimdi de skoru aldılar Blitzcrank'te. Arada dansını yaparak orada bu kolundan, yetenek atışından ne kadar memnun olduğunu gösterdi. Şimdi Kevin bu arada koridoruna tekrar geri döndü. Işınlanan sihirdar büyüsünü kullanarak. Fakat çok bir şey değişmiş gibi durmuyor. Lissandra hala koridorda canı yarım olmasına rağmen üstünlüğünü sürdürebiliyor. Nara karşı ki bir de 6. seviye olması gibi önemli bir faktör var. Birazdan muhtemelen bir Pantheon baskını göreceğiz üst koridora. Bu arada tam alt koridor ikilisi geliyordu ki çok güzel bir zamanlamayla Lissandra geri döndü. Blitzcrank ve Olaf şu anda nehirde dolaşıyorlar. Orada geldiğinin farkında Lissandra o yüzden hemen 3'ü çalıya bir totem bıraktı. Fakat Blitzcrank'in de orada olduğunu farkında olduğunu zannetmiyorum. Büyük ihtimalle şu an orada sadece Horon'un olabileceğini tahmin ediyor. Blitzcrank tahmin ettiğini sanmıyorum. İtirmesini bekliyorlar kurtulur ama itirmeye niyetli yok. Bu arada orada çok agresif bir oyun ama kaçmayı başardı mı? Hayır, yakalandı. Üstüne bir de ulti geldi. Blitzcrank'in ultisi yok henüz. Zıpladı orada. Bir de üstüne sıçra geldi. Horror orada çok fazla hasar alacak kuleden. Bir de üstüne Pantheon'dan mızrak yedi. Şimdi Ryu o tarafa doğru gelecekti. Vazgeçti çünkü kulenin altından kaçmaya karar verdi. Oradaki ikili. Lissandra gerçekten güzel oynadı. Orada çok zor bir pozisyondan, kaçması çok kritik bir pozisyondan kendini kurtarmayı başardı. Orada çok agresif bir LeBlanc oyunu ve canının yarısını götürmeyi başardı Ahri'nin.
Bir sonraki aynı komboyu yaptığında üstüne bir de tutuş turlu Ahri skorunu alması çok zor olmayacak. O yüzden Ahri'nin dikkatli olması ve ayartan öpücüklerini dikkatli harcaması gerekiyor. Orada doğrudan kalkanını açtı Sivir. Şimdi Briskrank geldi ve Sivir'in kalkanı olmadığını biliyor fakat çok agresif bir oyun sergileyebileceklerini zannetmiyorum. Henüz çünkü ikisi de 5. seviye, arada minik bir seviye farkı var. Şimdi Ryo orada bir pembe totem keşfetti. Orada durmayı da göze aldı. Ahri'yi görmemesine rağmen. LeBlanc olmasından dolayı bir miktar rahat diyebiliriz. Şimdi Blitzcrank geldi oraya. Henüz bir çekme denemesi de bulunmuyor. Çünkü Sivir kalkanı sayesinde o Blitzcrank'in kolundan çok rahat bir şekilde, roket elinden çok rahat bir şekilde kurtulabiliyor. Türk takımları değil arkadaşlar, yabancı takımlar. Burada Pantheon, az önceki orada katledilen pembe totemin intikamını almak adına geri döndü. Şimdi üst koridora mı yönelecek yoksa kırmızı güçlendirmesini alıp orta koridor deneyebilir diye düşünüyorum. Henüz Pantheon'dan hiçbir baskın denemesi görmedik. Birazcık da sorun bundan kaynaklı şu anda H2K Gamers'taki. Haydut Sivir, fakat onlar da bedava bir kostüm değil Haydut Sivir. Gayet parayla alıyorlar. Orada Blitzcrank agresif bir şekilde öne çıktı ama işe yaramayacaktır. Orada Ryu bu arada Febrien'i tutmayı başardı ama hayır, hasar devam gelmeyecek. Bu arada Ordus çok güzel bir şekilde yakalamayı başardı. Tutuştur da geldi ama işte o kalkan her şeyi önledi. Şimdi kuleden hasar alacak orada. Thresh eğer tutturabilseydi ölüm cezasını muhtemelen skor alacaklardı fakat orada Lucian güzel bir şekilde o ölüm cezasından kurtulmayı başarıyor. Şimdi orada Pantheon atlayıştan Gnar çok rahat bir şekilde kurtuldu. Çok inanılmaz agresif oynayan bir LeBlanc görüyoruz Ryu'dan. Ahri'yi mecbur bıraktı. Kulenin altında bile duramaz hale geldi o Ahri. Ve erken başlayan bir ejderha. Az önceki alt koridor savaşından sonra hemen ejderhaya yöneldiler. Olaf da var, o gerçek hasarı da var. Çok zor olmayacaktır o ejderhayı almaları. Evet. Hızlı bir şekilde dakika 10.34'te o ejderhayı hanesine yazdırmayı başardı Millennium. Şu anda Millennium maçı bayağı aslında öyle görünmese de önde götürüyor diyebiliriz. Hem koridor farkları. Bu arada Blitzcrank o kadar büyük bir hata yaptı ki. O kadar büyük bir hata yaptı ki. Resmen ava giderken avlamak böyle bir şey işte. Garanti gözüyle baktı, güldü. Dedi ki nasıl olsa ben burada hook'umu atacağım, roket elimden sonra bir sessizleştirme yapacağım, silence. Bitecek dedi olay, o roket elin kaçması. Gerçekten muhtemelen kimse beklemiyordu. Karşı takımın bile o roket eli kaçıracağını beklediğini zannetmiyorum. Bu arada Fevi ben. Orada LeBlanc'ın anlık hasarından korkup sıçrasını kullandı. Fakat o sıçra biraz sanki panikle atıldı. Anlık çıkarabileceği hasardan korkmuş olsa gerek LeBlanc'ın, fakat bunun cezasını ağır ödetecektir diye tahmin ediyorum Ryu. Ki şu anda zaten pozisyonlarından da anlayabileceğiniz üzere artık Ahri Ryu'nun yanına kolay kolay yaklaşamaz hale geldi. Bu arada orada LeBlanc minyonlar için agresif oyuna devam ediyor fakat arkasında Pantheon var. Bu arada orada Olaf ultisini kullandı. Thresh'in kaçacak hiçbir yeri yok. Son vuruş Olaf'tan geliyor. Bir de üstüne totem keşfettiler. Thresh'in hiçbir şey yapma şansı kalmadı orada. Ultisini kullandıktan sonra Olaf. Bronz maçları gibi düşüncesi aslında çok doğru değil. Atladığınız detay şöyle bir şey. Ryu gerçekten ahrisiyle tanınmış bir oyuncu. Kore'de. Hatta hepiniz biliyorsunuzdur. Bu arada orada Ryu ölecek. Kaçma şansı yok. Pantheon da çok riskli bir pozisyonda ama hayır, devam etmediler. Hatta hepiniz biliyorsunuzdur belki. Faker'ın bir tane Zed oyunu var.
Faker Faker yapan o Zed oyunu, ünlü eden. Yani dünya çapında ünlenmesini sağlayan, Kore'de zaten bu kadar biliniyordu. İki Zed karşı karşıya geliyorlar. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Hatırlayanlar sohbete yazsın lütfen. Oradaki Zed Ryu işte, öbür Zed, Faker'ın karşısındaki. Kore'nin en iyi iki orta koridor oyuncusu olarak biliniyorlardı. Fakat bu aralar Ryu eskisi kadar iyi değil. İşte Kore'de Ahri ile tanınan oyuncuyu Ahri ile kolay kolay cezalandıramıyorlar. Çünkü Ahri'nin ne yapıp ne yapamayacağına tam olarak hakim. Bu arada orada çok kolay bir skor oldu Pantheon'un gelişiyle. Çünkü Blitzcrank kaçma mekanizması olmayan bir şampiyon. Pantheon düştükten sonra Lucian kaçabildi fakat Blitzcrank'in yapacağı pek fazla bir şey yoktu. O alt koridor kulesi muhtemelen çok hızlı bir şekilde düşecektir. Evet, o kuleyi düşürdükten sonra ikinci kuleye devam edecek gibi görünüyorlar. Hayır, geri dönmeye karar verler. Mantıklı bir tercih çünkü alt koridor ikilisi geri geliyor. Az önceki skordan biriken altınlar var. Ki baktığımız zaman şu an Sivir'in çantasında 1000 altın olduğunu görüyorum. Onu erken bir şekilde harcamak isteyecektir. Statikle başlayacağını zannettim ilk başta fakat yanına kazma aldı. Şu anda o altınlarını sakladı. 870 altın hala çantasında duruyor. Ne yapacak bilmiyorum. Bu arada Kim'in orada kule altına kadar gidiyor. Olaf'ın orada olduğunun farkında olduğu için Lissandra hızlıca kaçmaya çalışıyor. Olaf orada ultisini kullandı. Gerçek hasar da aldı. Kaçabilecek mi? Çok zor kaçması. Tutuştur geldi. Güzel kurtardı aslında Thresh orada ama o tutuşturla beraber. Şimdi kulenin altına sıkıştılar. Pantheon orada gerçek LeBlanc'ı yakalamayı başardı. Şimdi orada Kevin sıçradı fakat başarılı olmadı. Arkasından sıçra sihir darbe üstüne atmayı denedi. Şimdi orada Sivir Blitzcrank'ı kovalıyor. Yakalayabilecek mi? Arkasından bir bumerang daha geldi. Çok az bir canım var. Ultisi var mı diye bakıyorum. Hayır, ultisi yok. Sivir bu arada kovalamaya devam ediyor. Bumerang'ı gelirse o skoru alacak. Bir sıçra. Gerek bile kalmadan orada skoru aldı. Gerçekten boğazım kilitlendi. Şimdi orada bir orta koridor kulesi kaybediyor Millennium. Şu anda aslında H2K Gamers oyuna çok güzel bir geri dönüş yaptı. Pantheon'un 6. seviyeden sonraki avantajını çok doğru bir şekilde kullanıyorlar. Bjorksen'e Power of Evil'ı sormayın artık, üzmeyin çocuğu. Ben Twitter'a da yazmıştım, Soren yeterince ağlamıştır bugün herhalde bana ne oldu diye diye. Unicorns of Love gerçekten bel altı vurdu. Yani o... İlk başta olay zaten şeyle başladı, Twisted Fate orman gibi bir kuponla başladı oyun. Ardından orta koridorda Bjorksen minik bir Azir faciası yaşadıktan sonra sanırım iyice tadı, keyfi, neşesi kaçmıştır. Bu arada sohbette Türkiye ligleri dışında Avrupa'ya da Kore liglerini takip eden insanları görmek benim için çok keyifli. Normalde mesela atıyorum bir Dark Passage maçı olduğunda ya bir Aces maçı olduğunda çok kalabalık olduğumuzda bahsettiğimiz zaman kitlenin çoğu bilmiyor oluyor oyuncuları, takımları. Yani Ryu diyorsun ben bundan daha iyiyim yazıyor adam. Şu anda en azından kimin kim olduğunu, ne olduğunu, bir Febiven'in kim olduğunu, Ryu'nun kim olduğunu, Kevin'in ne oyunlar çevirebileceğini, Rulex'in nasıl bir ormancı olduğunu bilen izleyiciler var. Bu oldukça... Bu arada Ahri inanılmaz büyük bir hata. Sıçrasını artı ultisini kullanmak zorunda kaldı. Tutuştur harcadılar orada. Ama skor gelmeyecek. Tutuştura karşı Ahri ejderden uzaklaştırıp bir de sıçra aldılar. Kesinlikle başarılı. Yalnız Blitzcrank tutuşturular konusunda hep şanssız bu oyun. Sivir meta'ya geri dönmedi. Sivir tamamen Blitzcrank olduğu için oyunda alınmış bir tercih. Alt koridorda Blitzcrank'e karşı Sivir'den daha iyi bir seçenek en azından alt koridor için. Oyun genelinde her ne kadar sonuçları farklı olsa da bulunmuyor. O yüzden Sivir'in şu anda meta'ya girmesi diye bir durum olacağını zannetmiyorum. Tıpkı şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Twisted Fate Jungle gibi. Başka oyunlarda görür müyüz? Göreceğiz. Ama meta'ya girecek mi? Hayır. Bir Core gibi Lucian olmayacak. Bir Jinx olacak. Alınacak ama
Üçüncü ya da dördüncü tercih olacak. Ta belki beşinci. Morgana tercihi bilerek yapmamış olabilirler. Destek rolünde Morgana'dansa Thresh çok daha şu anda başarılı. Ne yazık ki League of Legends'ta meta diye bir gerçek var. Bu metaya baktığımız zaman metada hangi destek şampiyonlarını görüyoruz bariz olarak? En başta Thresh ve Janna'yı görüyoruz ki Janna artık yavaş yavaş düşmeye başladı. Bu arada orada Kevin'in şansı dahi yok. Bir de Pantheon. Skoru da Sivir aldı. Kuleyi alacaklar mı? Alacaklar yeni geldiğinde yeni minyon dalgası. Çünkü Thresh de oraya doğru geliyor. 4 kişi olacaklar. Hayır, zorlamıyorlar bu arada. Muhtemelen alt koridorda Febiven ben bu adamı tutamayacağım. En azından biriniz yardıma gelin dedi. Bu yüzden Sandra hemen geri döndü. Işınlan büyüsü şu anda yok. Kuleyi aldılar. O alt koridor kulesini bir an önce korumak isteyeceklerdir. Ezreal olacak mı bir Lucian Corki? Ezreal'ı Kore'de çok fazla orta koridorda görmeye başladık mavi eşya dizilimiyle. Saldırı gücü taşıyıcısındansa orta koridor olarak oyuna dahil olabilir. Böyle bir şey bekliyorum açıkçası. Tıpkı Bjorksen'in bir ara LCS'e karma sokup çok tepki alıp sonra penta atması gibi bir durum bu yani. Olaf ilk ne fullemiş. Normalde bunlara bakmıyorum ama tabii ki bakabilirim. Olaf Q yeteneğiyle başlamış dostum. Şu anda da E yeteneği üzerine devam ediyor ormanda. Aslında Burak Ertürk tam olarak o şekilde oluşmuyor meta. Meta şu şekilde oluşuyor. Takımlar birbiri aralarında scrim atarken belli şampiyonları deneyebiliyorlar. Yani bir metayı nasıl oluşturursun? Şunu deneyebilirsin. Ya smite değişti. Biz mesela iki jungle deneyelim. Koridorlara bir 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 gidelim. Alt koridorda tek başına durabilecek bir saldırı güç taşıyıcısı alalım. Mesela ne olabilir? Caitlyn. Niye? Yakalaması zor, menzili çok uzun. Hele karşıda mesela bir Lucian varsa o Caitlyn'le hasar alman çok zor. Kulenin altına kaçarsın, rahat rahat durursun. Ki hızlı seviye alacağın için bundan da kurtulabilirsin ve rakip takım senin sadece Caitlyn'e solo yapacağını tahmin edemez. İki tane orman alırsın atıyorum. Bir ormancıyı kamp ağırlıklı, bir ormancıyı baskın ağırlıklı kullanırsın. Böylece koridorlara baskılar 3 kişilik olur her seferinde. Her koridora 3 kişilik baskın yaparsın. Hem ortaya hem üstte hem altı. Mesela bu bir meta. Şu an bu meta mı var LoL'de? Hayır. Bahsettiğim meta bu. Bu arada orada Creation'ın yapacak hiçbir şeyi yok. Pantheon'un da atlaması üzerine. O kule hızlı bir şekilde düşecek. Thresh yakalandı fakat. Orada Thresh'in ölme ihtimali bulunmuyor. Kevin oradan sıçrasını atarak uzaklaşmak zorunda kaldı. Şimdi LeBlanc çok içerilere kadar girdi. Çok büyük bir hasar aldı. Tutuşurlukla birlikte kaçmaya devam ediyor. Ölmeyecektir. Şimdi orada Horo Pantheon'a odaklanmaya devam ediyor. Fakat canları çok az. Bir de mızrak yedi. Sıçraların havada uçuştuğu bir fight gerçekten. Orada Nar atışlarıyla kaçmaya çalışıyor. Savaşa dahil olacak mı? Hayır. Febiven orada çok yüksek canda ve manası dolu. Orada şu an savaşa girmek Millennium adına ölüm demek. Kaç yıldır esporla uğraşıyorum? Yaklaşık olarak 3 yıldır uğraşıyorum. 1,5 yıldır da bunu profesyonel olarak yapıyorum. Gerek sunuculuk gerek de takımlarda olsun. Wall aslında troll bir takım değildi. Wall bana şeyi hatırlatıyor. Sezon 2'de bunu çok fazla görüyorduk. Takımlar sahaya çıktıkları zaman meta ne abi? Ben kendi oyunumu oynarım. Düşüncesindeydiler. Şu anda da Wall tam olarak bunu gösteriyor bize. Yani biz bunu yapıyoruz abi. Metanız ne yani? Ki bu oyunlarıyla TSM gibi bir takıma gerçekten bozgun uğratmayı başarırlar. Büyük başarı. Bu build gibi soruları bana sormanız mantıksız. İnternette benden çok çok daha bilgili insanların hazırladığı rehberlere ulaşabilirsiniz. Türk olarak bildiğim kadarıyla LoL Akademi var. Yabancılardan Pro Builds var. Ne vardı? Bir tane daha vardı. Yazınca çıkıyor zaten. Mesela Ahri Build yazıyorsun çıkıyor. Oradan bakabilirsin. Ben bile bakıyorum bazen profesyonel oyuncular hangi tercihleri yapmışlar. Neler çıkıyorlar yeni metalara uygun olarak. Yeni yamalar geliyor mesela. 4.20 metasında. 4.20 yamasında pardon meta yanlış oldu. Ben ormanda ne çıkıyorlar diye bakmak zorunda kaldım. Bilmiyorum çünkü. Sonra onların yaptıklarını deneyerek kendim acaba buna ne eklenebilir? Ya da bu yanlış mı? Bu daha mı doğru olur?
Bu ne kadar bununla etkili? Onlara bakmaya başlıyorsun. Bu şekilde öğreniyorsun. Ha, Mobifier. Süpersin, teşekkürler. Mobifier'di benim de hatırlamaya çalıştığım şey. Maaş var mı? Tabi. Profesyonel demek zaten bu işi iyi yapan anlamında değil, bu işten para kazanan kişi demek. Şu anda orada bir ejderha başladı. Henüz ejderha yükü yok kırmızı takımın üzerinde. Eğer o ejderhaya devam ederlerse ejderha yükü olmayacak gibi de zaten bir daha. Bu arada orada Thresh'in fenerinden çok uzaklarda kaldı Pantheon ve LeBlanc'ın büyük anlık hasarıyla öldürmeyi başardılar. Orada Kevin Lissandra yakalandı fakat kaçmaya başardı. Şimdi Horon'un başı belada. Kaçma şansı çok zor. Bir daha yartan öpücük. Orada şansı kalmadı. Savaşa devam edecek mi acaba Milayum? Hayır, fakat o ejderha şimdilik durmuş gibi gözüküyor. Blitzcrank'e bağlı biraz bu savaş. O ejderhaya devam etmeye çalışırlarsa aradan rahat bir şekilde birini yakalayıp çıkarabilirler. Ben elmayı kullanıyorum. Marka ismi söylemeyeyim şimdi, reklam olmasın. Bunun sebebi eski çalıştığım şirket olması. Hedaye. Şimdi orada Blitzcrank aradan Thresh'i aldı bu arada. Fakat Thresh'in arkasında fener var. Feneri kullanıp gelecek miydi? Hayır. Creation orada bedavadan bir skor bırakmış oldular ve bir ejder bozdu da. Bahsettiğim buydu işte. Bu ejderi devam etmek tehlikeli. Yani tamam, aldığınız ejderi de aradan skor verip duruyorsunuz. Şimdi orada Blitzcrank... Blitzcrank ne yapıyor acaba? Bu mesela beklemediğim bir hareketi. Neden öyle bir şey denedi? Oraya bir şampiyonun atlayacağını mı düşündü acaba? Ahri düşecek diye mi düşündü bir anda, bilmiyorum. Morello Monico'nun sebebi, ben orta koridorlarda şöyle anlatabilirim. Şampiyonların can yenileme değerlerini azaltıyor üzerlerine Grievous Wounds bırakarak. Canı %40'ın altına düştüğü zaman can yenileme, can doldurma, heal, işte efendime söyleyeyim kendi renew'u, kendi can yenileme değeri hepsini yarıya düşürüyor. Bu yüzden Morello Monico çok fazla tercih ediliyor şu aralar. Şimdi orada çok güzel pozisyonda bekleyen Milayum var. Fakat oraya doğru yönelecek. Thresh gidecek galiba. Evet, Thresh oraya gidiyor. Thresh orada yakalandı. Çıkma şansı yok. Ultisini de kullanmış oldu. Çok fazla bir hasar bırakamadı zaten. Şimdi orada totem keşfetti bu arada Horo. Hemen o pembe totemi de temizleyecekler orada. Ejderhanın korumu... Hadi biraz bir de bunlardan bahsetmiş olalım maç anlatırken. Ejderhan korumu mavi takım için avantaj değil. Şöyle bir durum var. Mavi takım ejderhaya girmek için bütün bir koridoru geçmek, nehri geçmek durumunda. Halbuki kırmızı takım orta koridordan dümdüz giderek bu ejderhaya ulaşabiliyor. Çok kısa bir mesafe kat etmek zorunda. Hiçbir çalı yok. Doğrudan görüşe sahipler ejderha yolunda. Bunun dışında mavi takım da ejderha kendi tarafında olduğu için çalma şansına sahip. İki takımın da avantajı var aslında. Bu yüzden zaten best of 3 oynanıyor. Yani kırmızı da avantaj, mavi da avantaj. Bir sonraki oyun sen kırmızısın. Yani böyle düşünülebilir. Bu arada orada bir pembe totem keşfetti şu anda H2K Gamers. Şimdi orta koridorda İstedikleri şeyi elde edebilecekler mi acaba? Febiven orada kendini gösterdi şu anda. Milenyum ona göre pozisyonlarını aldı. Baron tarafına yöneldiler. Şu dakikalarda şu an bulunduğu pozisyon mavi takımı çok güzel. Ki bunun farkında zaten H2K Gamers. O yüzden hemen ormanın diğer tarafına doğru yöneldiler. Şimdi orada görüyorlar mavi takımı ve Baron'a gittiklerini biliyorlar. Onlar baronu alsın, biz 5 kişi inhibitor alalım mantığında hareket ediyormuş gibi görünüyorlar şu anda. İlk kule düştü, ikinci kuleye doğru hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Mavi takımdan geri dönen yok. Baron düştü şu anda, çok hızlı bir şekilde geri dönecekler. Baron'la birlikte geri dönüyorlar çünkü. Şimdi işte burada çok önemli H2K Gamers'ın nasıl bir oyun sergileceği. Pantheon orada çok az bir canı var. Aradan kaçmaya çalışıyor. Fakat orada yem oldu, ardından Thresh de düştü. Şimdi Kevin geliyor oraya doğru. Henüz yetenek atışları tutmadı. Orada Lissandra'yı yavaş yapmayı başardı.
Ayartan öpücük gelmesine rağmen Olaf da baltasını tutturdu. Şimdi Lissandra orada kaçmaya çalışıyor. Tutmayan bir yetenek atışı dizisi daha. Ryu bu arada kovalamaya devam ediyor. Orada skoru aldı ve ardından geri dönerek izine Sivir'in bumerangından da kurtulmuş oldu. Orada Baron'u bırakmanın ne kadar büyük bir hata olduğunu şu anda muhtemelen farkına varmıştır. H2K Gamers orada çok hızlı alabileceklerini zannettiler. Fakat çok büyük bir hata yaptılar. O Baron güçlendirmesine çünkü çok hızlı bir şekilde geri dönüp ki hala skor almaya devam ediyor. Bu arada Pantheon oraya geldiği zaman Blitzcrank muhtemelen ölmüş olacak. Aradan kurtulmayı başardı. Hasar almadı. Üstüne 2 skor. İptal edilen bir ışınlan sihir darbüsü. O Blitzcrank kendini orada korumayı başardı pasif kalkanından birlikte. Tabi burada narın payı çok büyük. Orada savaşın gidişatını değiştirdi diyebiliriz. Şimdi inhibitor kulesi hareketi alt koridorda inhibitor almak üzereyken H2K Gamers şu anda inhibitor verir duruma geldi. Şimdi inanılmaz büyük bir avantaj elde etmiş bir şekilde geri dönüyor Millennium. Yani aslında kendi elleriyle biraz maçı zora soktular diyebiliriz burada. Ne gerek vardı? Orada yani base race gibi düşündüler ama Baron artık çok güçlü bir güçlendirme. Yani sana sadece yetenek gücü ve fazladan hasar artış sağlamıyor. Geri dönüşünü hızlandırıyor, hareketini hızlandırıyor, minyonlarını güçlendiriyor. Ya bütün bunları hesaba kattığımız zaman hem o koridoru tutmaya çalışan minyonlar güçlendi, hem oyuncular hızlandı, hem güçlendi, hem hızlı geri döndüler. Ve bunların sonunda da yaklaşık 2 kule ve 6 skor verildi. Şimdi orada LeBlanc kovalamaya devam ediyor. Burada Blitzcrank. Blitzcrank artık yakaladı diyebiliriz. Blitzcrank yine hata yapmaya devam ediyor. Jiren'in kesinlikle yetenek atışları bu oyunda çok kötü. Çok kötü yani. Buradanlar orada fırsattan istifade bulduğu bir pembe totemi temizlemiş bulundu. Şimdi Ejder geliyor oraya. Çığlığını attı. Pit'e düşecek birazdan. Nar orta koridorda tek başına. Minyonlarla uğraşırken 3. Ejder yükünü aldı Millennium. Şimdi Blitzcrank orada yine bir yetenek atışı ıskası. LeBlanc bu arada hayır. O agresif oyununu göstermedi. Bu arada o LeBlanc içeri girerek bıraktığı hasar. Bu sadece LeBlanc'ın içeri girip bıraktığı anlık hasar şu anda. Üzerindeki ölüm ateşi pençesi gibi bir ekstra hasar çıkaran bir eşya da yok. İnfilak değneği var. Robodon'un şapkası var. Morello Monico. Tehlikeli. Çok tehlikeli şu anda o LeBlanc. Baron'un minyonlar biraz sabun köpüğü atıyor gibi olmuş. Evet, o yetenek atışları biraz morarmış. Ama o şey görselini güzel vermişler. Yani üzerine bir güçlendirme geçtiğini anlıyorsun minyonun. Jiri. Tabi Jiri diye okuması daha doğru. Ben Jiri diye okudum direkt. Ben biraz Türkçe okudum onu ya. Jiri diye okuyayım o zaman. Gavurlardan neyimiz eksik? Bu arada o kule çok hızlı düşecek. Geri çekilse iyi olur H2K Gamers. Çünkü o Blitzcrank başarılı bir yetenek atışı yaptığında sonuçları çok ağır olacak. Şimdi Ahri'nin hayatın öpücü olmadığını biliyorlar. Blitzcrank orada kendine pozisyon kolluyor. Muhtemelen yine aradan kilit bir isim çekmek isteyecektir. Kaçamayacak bir isim çekmek isteyecektir. Jiri. Şimdi orada Jiri Ahri'ye deneyecek mi acaba? Yetenek atışını hayır denemeyecek. Ahri'nin geri kaçmasını bekliyorlar. Orada bu arada Lucian'ı kurtarmayı başardılar. Hemen orada Soleri geldi ve hayata tutundu Lucian. Bu arada orada 2 kişi de kaçmayı başardı. Nar tek başına kaldı. Nar da sıçraya sıçraya. Bir de orada 3 kişiyi yavaşlattı. Sivir'in ultisini resmen boşa harcatmış oldular.
Üstüne bir de onu kovalarken arkada totemin üzerine gelip burada base atan LeBlanc'ı kaçırdılar. Burada alt koridorda inhibitörün yokluğunda minyonlar Nexus kulelerine bile vurmaya başladı. Şimdi burada Millennium'un izleyeceği taktik çok önemli. Aradaki altın farkı ellerinde. Baron'a bir dakika var. Şu anda nasıl bir tercih yapacaklar? Nereye gitmek isteyecekler? Onu özellikle merak ediyorum. Çünkü artık tek başına gezmemeye başlayan bir H2K Gamers görüyoruz. Orada Ahri bu arada mümkün olduğu kadar tutmaya çalışıyor. Şimdi araya Olaf geldi. LeBlanc da dahil oluyordu. Hayır, LeBlanc. Bu arada orada Lissandra'nın ultisini yedi ama arkada yedi. Geri kaçmayı başardı ultiyi yediğinde. Orada Blitzcrank yakalandı. Çok fazla hasar alıyorlar. Çok fazla dürtülüyorlar. Buna izin vermemeleri lazım. 20 saniye sonra Baron çıkacak çünkü. O savaşa hazır olmaları gerekiyor. Şimdi Baron'a doğru yol almaya başladı iki takım da. Baron bu arada inanılmaz cool bir şekilde geliyor ve laps diye çıkacak şimdi oradan. Ryu inanılmaz büyük bir hasar aldı Ahri'den. Geri kaçmaya deniyor fakat Pantheon geliyor oralara. Henüz bir görüş yok. Kaçmayı da başardı. Pantheon oraya ziynet yerine totem bıraksalardı orada bir skor almış olacaklardı. Şimdi o Baron'u yapacağını bildiği için Millennium pozisyonu mümkün olduğu kadar Baron'a yakın tutuyor. Evet. Ki oraya hemen mercek kullandılar. Mercek değil. Kaşif de onun adı galiba Türkçesi. Ve Baron'a başladılar doğrudan. Ve şu anda o Baron'un yapıldığını farkında olmayan bir H2K Gamers var. Ve Baron da gitti bunun sebebine inhibitörü öldüren minyonlar ki inhibitörü kurtarmayı da başaramadılar. Şu anda her açıdan kötü durumda bir H2K Gamers görüyoruz. Aces maçı var, geçecek miyim bu maçtan sonra? Hayır, geçemeyeceğim arkadaşlar. Ne yazık ki Aces maçının tekrarını izlemek durumunda kalacağım. Ara ara yayında yalnız çaktırmadan bakarım, itiraf edeyim. Ben Aces maçlarını izlerken çok heyecanlanıyorum. Umarım anlatımıma bir etki etmez. Şimdi orada çok ters bir pozisyonda Ahri var. Evet, doğrudan ultisini harcadı. En azından bir yetenek atışını alırlar diye düşünüyordum. Hiç riske atmadı. Hemen ultisini kullandı. Çünkü LeBlanc'ın ne kadar şu an büyük hasar bıraktıklarını farkındalar. Birçok OGN oyuncusunun Çin takımlarına gitmesi hakkında ne düşünüyorsun? Para var, huzur var diyor. Dante bu arada doğru şeyi verdi. Aces maçını anlatmayacağım. Hayır. Black Monster Cup'ı biteceğim. Aces maçını Türkçe anlatamıyoruz arkadaşlar. Riot Global tarafından yasak. Bu arada 4. Ejder Yükü de geldi. Baron da var. Şimdi H2K Gamers korksun artık bence. Bela geliyor orta koridorda. Yani zaten şu anda Lucian'ın attığı 1100-1200'lü kritiklere bakarak o savaşta çıkarabilecekleri toplama sarı tahmin etmek çok zor değil. Bu arada orada Pantheon yakalandı. Sıçrasını harcamak zorunda kaldı. Pantheon sıçrasız olacak bir süre. Acaba alt koridordan içeri girmeyeyim diyecekler. Hayır, minyonları getirtmek istiyorlar. Orada Ahri orada. Minik tilkilikler peşinde. Şimdi o kulenin sonu yavaş yavaş geliyor. Zaten dışarıdan vuran bir minyon var. Tabirinizle sabun köpüklerini atmaya başladı o. Yasin'in tabiriyle kamyon minyon diyor ona. Siege'in tam karşılığı ne olabilir ki? Büyük araba olarak kullanıyorum ben onu Türkçe söyleyeceğim zaman. Araba minyon.
Arabalı mı ya? Arabalı daha doğru. Riot Global tarafından yasak arkadaşlar. LoLPL'in başka bir kanal tarafından yayınlaması. Bu arada orada Thresh yok oldu. Şimdi orada çok güzel bir ulti geldi yalnız. Bakalım savaşın gidişatı ne olacak? Nar çok büyük bir hasar bırakıyor orada. Skoru almayı başaramadılar. Orada kurtuldu Lissandra. Katliam geliyor. HUK Gamers'tan. Lissandra 5 kişiye birden tutturdu ultisini. Savaşta zaten iplerin koptuğu yer. O 5 kişinin birden yakalandığı anda kuşatma minyonu. Kuşatma çok saçma. CJ tamam karşılık olarak doğru ama araba daha samim bence. Küfreden mi var ya? Küfreden olduğunu zannetmiyorum şu an ben. Chat'te hiç küfür görmedim. Comeback olacağını çok sanmıyorum şu an. Yani iki koridordan inhibitor kayıp. Çok bir comeback değil bu ya. Evet bir oyuna tutunma çabası ama daha henüz comeback oldu diyemeyiz. Bir sonraki savaş bunu belirleyecek. Az önceki savaşta çok doğru oynadılar. Fakat bundan önceki savaşların hepsinde hata yaptı HUK Gamers. Eğer yine bu şekilde doğru oynarlarsa o zaman comeback olmuş olacak. Ama yine aynı şekilde savaşa girerlerse ve üstünlüklerini kullanırsa Millennium o zaman oyunun sonunu göreceğiz. Çünkü şu an iki koridordan birden Super Minion ittiriyor. Tekerlekli minyon da çok yanlış değil. Tek sonuçta bakalım şurada bir yerde vardır ha. Minyon. Evet. Minyon mu? Minyon. Tekerleği var mı? Var. Tamam tekerlekli minyon. Basit düşünün yani. Bu arada orada totem temizliğine önem veren bir Olaf görüyoruz. Üst koridoru mümkün olduğu kadar baskı kurmak istiyorlar. 3 inhibitor birden açıp oyunu bitirecekler. Şu anda aslında basitçe yaptıkları taktik bu. O inhibitor çıkana kadar da koridorlardan bastıran süper minyonlar oldukça can yakacaktır. Şimdi Olaf aralara kadar girdi. Bu sefer güzel sıyrıldılar yalnız o savaştan. Bu sefer aynı hata yapmadılar. Şimdi Pantheon dahil olacak oraya. Pantheon dahil olur olmaz sersetmeyi başardılar. Ayartın öpücük geldi. Orada Lissandra'nın üstü sadece iki kişiye tutuyor. Bu sefer farklı mı olacak işler? Arada kalmış bir Olaf var. Sivir kaçmaya çalışıyor. Yetenek atışların ikisinden kurtuldu. Olaf hala yakalayamadı. Büyük hata. Büyük hata. Hatanın sebebi ne? Ryu'nun olmaması bir. İkincisi orada Sivir'e odaklanıp takım savaşının dışına çıkan Nar ve Olaf. Şimdi işte comeback oldu arkadaşlar. Buna kesinlikle comeback diyebiliriz. Şu an gerçekten comeback'i gördük. Orada Sivir 4 yetenek atışından birden kurtulmayı başardı. Üstüne bir de o iki skoru da takımını aldırttı. Altın farkı kapandı. Birazdan Baron çıkacak. Bu Baron çok önemli. Ejderha'yı verirlerse Ejderha 5. yükü yani her özelliğini 2'ye katlama verecekler mavi takıma. Ama Baron yükü alacaklar. Bakalım tercihleri neyden yana yapacaklar. Bilsin orada hatası çok büyük değildi. Orada hata Pantheon ve Lissandra'nın bir anda savaşın içine dahil olup çok büyük bir hasar çıkarmasına karşı cevap veremeyişi Millennium'un. Ki oyun ilerledikçe bu daha da başlarını yakacak. Çünkü oyun ilerledikçe daha da güçleniyor her şampiyon. Ki Pantheon başta çok güçsüzken şu anda inanılmaz dayanıklı ve inanılmaz güçlü bir hale geldi. Aynı şekilde Lissandra da eşyalarına baktığımız zaman son bir eşyası kalmış. Neredeyse tam dizilime, eşya dizilimine ulaşacak. Şimdi inhibitorlar çıkacak yavaş yavaş. Burada kırmızı takım Baron'a gitmeyi tercih ediyor mu? Evet, orada bir pembe totem var. Onu kesmeleri gerekiyor. Fakat şu anda bir anda içeri girip bitirebilecek bir Millennium olduğu için biraz da ona önlem alıyorlar. Burada Millennium tercihini Ejderha'dan yana yaptı. Ejderha şimdi geldi oraya. Çok daha hızlı düşecektir Baron'a kıyasla. Ve Baron'a başlayan bir HUK.
Hemen alt koridor işaretlemesi geldi. Doğrudan alt koridora gidecekler. Lissandra zaten anında geri dönüyor. Fakat o baronla çok hızlı dönecek şampiyonlar. Yani o alt koridorun inventörünü bile alamayabilirler. Ki bir de 3 şampiyon. Efsun'la çıktı. Çok o inhibitörü istemiyor gibiler. Bu arada savaşta orada yine çok güzel bir savaş başlangıcı gördük. Bu oyunun sonunu getirecek savaş gibi görünüyor şu anda. Orada yalnızca Nar hayatta kaldı. 3 kişiye karşı mücadele veriyor ama hayır. 2 kişi birden almayı başardılar orada ama ardından katliam geldi. Şimdi alt koridordan hızlı bir şekilde oyunu çözecek olan bir HQK Gamers var. Artık oyun net olarak döndü ve şimdi oyunu büyük ihtimalle HQK Gamers alacak diyebiliyoruz. Yani savaşlarda 3 şampiyona hiç hasar verememişler. Tamam, Lissandra ile Thresh'i öldürdünüz ama şimdi o baron güçlendirmesiyle birlikte minyonlarla içeri girecekler ve daha 20 saniyeleri var. 2 inhibitor birden açılacak. Ki minyonlar da baron güçlendirmesiyle bayağı büyük bir hasar veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi orada ikinci inhibitor düşecek ve geri çıkacaklar. Tam olarak istediklerini aldılar diyebiliriz şu an. Şu anda artık evet o Lissandra Pantheon ikilisine artık bir cevap veremeyen bir milenyum görüyoruz. Bakalım gidişat ne şekilde olacak? Bu arada üzerlerinde 5 ejderha yükü var. Fakat çok bir işe yaramadı az önce de gördüğümüz gibi. 5 ejderha yükünün görsel özelliği çok güzel. Şu hemen göstereyim. Işıklar saça saça ilerleyişleri. Yeni haritaya geçtikten sonra bu yetenek atışlarının görsellerindeki hafif düzeltmeler oyuna çok farklı bir hava kattı bence. Şimdi şu anda oyun aslında teknik olarak HQK Gamers'ın elinde yapmaları gereken tek şey gafil avlamak. Millennium'un bir veya iki oyuncusunu ardından oyunun sonu gelecektir. Ki şu anda LeBlanc'a doğru emin adımlarla ilerliyorlar. Ahri ama hayır orada bir görüş yok. Bu arada orada Ryu gerçekten yok etti diyebiliriz. Çok büyük bir hata. Kulenin altında savaşa devam ediyorlar. Ryu orada hala kaçmaya çalışıyor fakat başaramadı. Şimdi Lissandra'nın orada başı belada. Zonya'sının da duruyor olması gerekiyor. Horo çok büyük bir hasar aldı. Geriye kaçtı. Kevin orada yakalandı. Ultisine henüz bayağı vakit var. Her ne kadar sıçralarını kullanmış olsa da şimdi Pantheon'da dahil olacak. Sivir orada skoru garantiye aldı. 3'te 3 geliyor. Oyunun sonunu izliyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Sivir'in can yenileme değerlerine bakar mısınız? Sivir ölmez yani. Öyle bir seçenek yok gibi gözüküyor. Şimdi süper minyonlara baron yükü de verip içeri dahil olacaklar ve oyunun sonunu göreceğiz. Süper minyon baronla birlikte ne dayanıyor ya? Yani şu kahraman minyon bak. Tam olarak söylediğimiz şey oldu. Bir fight daha verirlerse oyun gitti demektir demiştik ki aradaki o kadar oyunu bitirmeye yaklaşmışken, iki inhibitoru açmışken oyun bu şekilde sonuçlandı. Birazdan ikinci maçta karşınızda olacağız. İkinci maçta görüşmek üzere. 3 seriden oluşacak evet. Üçüncü maça kadar bay bay. İkinci maça kadar pardon bay bay.
secrets. We're encouraged like a second skin. The kids are all dying. We're dying to believe again. Run through the open streets. We take what is needed.
Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Teknik bir sorundan dolayı pik ekranında geç yayına girebildik. Şimdi mümkün olduğu kadar yakalamaya çalışayım. Yasaklamalar Blitzcrank, LeBlanc, Ahri, Lissandra, Gnar ve Lee Sin. Şekin Apple'ı Blitzcrank yasaklaması yapmayı tercih etti. Şu anda H2K. İstemiyor demek ki karşısında görmeyi. Millennium'da bu sefer Gnar ve Lissandra yasakladı. O üst koridordaki iki beladan da kurtulmuş durumda oldu. Koridorlar şu şekilde olacak. Corki, Janna'ya karşı Ezreal ve bir değişimler yapılsın. Fiddle sanırım. Zed Twisted Maokai. Ne, bir pickleri yapsınlar, değişsinler, görelim. Orta koridorda yine Millennium'un Zed oynayacağını tahmin ederek konuşuyorum. Tahminimce o da Jayce'e karşı olacak. Üst koridorda Rumble ve Maokai. Ormanlarda da Jarvan ve Twisted Fate mi yoksa? Ya bence Fiddle gider. Fakat Twisted Fate işleri bozuyor şu an. Yani destek olarak bir piklerinizi yapın çocuklar. Ormana mı aldın sen onu dostum? Jayce'i. Evet, ormana aldın. Tamamdır. Hemen bir değiştirin bakayım, bir göreyim yerlerinizi, ne yapıyorsunuz. Fiddle destek. Orman Warwick. Hayır, Zed destek. Ne? Gerçekten Zed destek. Holder var mı? Yok. Hayır, Zed destek abi. Tamam. Bu şekilde anlatalım. Üst koridorda... Hah, şimdi oldu. Üst koridorda Rumble ve Maokai ikilisi olacak. Ormanlarda Warwick ve Jarvan olacak. Orta koridorda Zed ve Jayce olacak. Saldırı gücü taşıyıcısı ve destek oyuncuları ikilisi olarak da Corki, Janna'ya karşı Ezreal, Fiddle olacak. Tabii şimdi çok daha mantıklı bir hal aldı. 3 dakikalık bekleme süresine gireceğiz. O vakte kadar deminden beri zaten konuşamıyorduk. Müzik çalıyordu. Biraz muhabbet edelim istiyorum. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Sorularınız var mı? Maçla ilgili, turnuvayla ilgili, takımlarla ilgili, benle ilgili, Aces'la ilgili, Riot Games'le ilgili. Cevaplayabileceğim mümkün olduğu kadar. Sorularınız varsa onları bir özellikle duymak istiyorum. Merak ediyorum çünkü gerçekten. Hem de bu 3-4 dakikalık süreyi doğrudan müzik çalarak geçirmek istemiyorum. Ben holder olduğunu düşündüm aslında Fiddle'ın. Yani Fiddle destek. Hadi inşallah diyeyim. Yani Corki'ye karşı ne yapacak? Fear atacak. Sonra W. Janna var. Nakap verecek. Bozulacak o. Zor işler. Alt koridorda Ezreal, Fiddle bence çok korkutucu. Battlefield 4 iyidir. Aces oynayacak mı? Bu turnuvada değil, hayır. Ama LoL Pro League'de oynayacak. Anlatan kim? Amnesty Usürük arkadaşlar ben. Aces High takımının menajeri, koçu ve yedek oyuncusuyum. Evet, şu an Aces Full'ün, Aces High'ın yeni adıyla maçı var. Fakat ben bunu sunmak durumundayım. O nedenle umuyorum ki H2K Gamers 2-0'lık yapar seriyi ve ben de hemen takımın yanına gidebilirim. Bu maç kimler arasında? Bu maç H2K Gamers'la Alman, Fransız Millennium takımı arasında bir yarı final mücadelesi. Wow, damn timeout. Ace maçını nereden izleyeceğinizi benim söylemem çok etik olmaz, fakat LoL Pro League diye biraz aratıp kendiniz bulursanız daha iyi olur. Şimdi ben burada bir kanalda görevli olarak sunuculuk yapıyorum. Size başka bir kanal linkini anlatmam takdir edersiniz ki çok doğru olmayacaktır. Onun dışında sorularınız var mı? O H ne kadar, E ne kadar damage atıyor biliyor musun? Fiddle'dan bahsediyorsan evet biliyorum. Fakat o Fiddle ne kadar hasar yiyor sen biliyor musun? Janna ve Corki ikilisinden. Soru kıtlığı yaşıyoruz. Yok mu hiç merak ettiğiniz bir şey? Gerçekten. Ben şimdi maça başlayınca şu soru gelecek ama. Kim bu takımlar? Türkler mi? Bu adam kim? Şimdiden sorun işte. Hazır
rahat bir şekilde cevap verebiliyorken sizlere. Tek yer büyük ihtimalle. Biraz. Şey gibi oldum. Şu bağ satan kadınlar gibi oldum. Hani arasanıza arayın ama 100 lira 10 kavanoz arasana. Ara niye aramıyorsunuz hala gibi böyle. Soru sorun. İyiyim. Ah güzel soru. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Kun Mete. Milenyum'un kadro değişti mi? Bir miktar. Çok fazla değil ama. Emre soracak bir şey bırakmıyorsun ki bir sincap edasıyla her şeyi hızlıca anlatıyorsun. Mümkün olduğu kadar oyunla ilgili şeyleri açıklamaya çalışıyorum. Oyun dışında soranlar var. Bugün başka maç yok. Eğer bu maçı kazanmayı başarırsa H2K Gamers serinin sonu gelmiş oluyor. Ayın 10'unda finallerle tekrar burada sizlerle buluşacak oluyorum. Ayın 10 ne zaman oluyor? 2 gün sonra yani çarşamba günü. Çarşamba günü bu arada Dark Passage'ın da maçı var. Ona da gelin. Şu anda H2K Gamers'la Millennium'un maçı var arkadaşlar. Hadi bir de bir şey sorayım ekstradan. Sizce kim alır? Kim galip olur? Pikleri bir gösterelim istiyorum hemen. Sizce Rumble'lı, Jarvan'lı, Jayce'li, Corki'li, Janna'lı H2K Gamers mi? Yoksa Maokai'li, Warwick'li, Zed'li, Ezreal'lı, Fiddlesticks'li Millennium mu? Fanatik kadrosunda ne gibi değişiklikler oldu? İki tane ayrılık yaşandı. Peke ile... yanlış söylemek istemiyorum. Biri daha ayrıldı. Bu nedenle Fanatik IEM Köln'den çekilmek durumunda kaldı. Onların yerine Rockcut geldi. Şu anda da Peke yeni bir takım kuruyor. Kadrosunda çok yakında açıklayacağını kendi hayran buluşmasında duyurdu. Alter sorular sana. Takım analiz lazım mı? Şu aralar değil ama ilerleyen zamanlarda yetişememeye başlarsak lazım olabilir. Senin Veste hesabının ligine Elmas 1 oyuncusuyum arkadaşlar. Elmas 1 deyince daha mı havalı oluyor? Elmas Ligi oyuncusuyum. Dark Passage düşüş gösteriyor. Çünkü şu zamana kadar hep ölüyorum galiba. Sabit bir kadroları vardı. Fakat ilk kez kadrolarında büyük değişiklikler yaşandı. Bu düşüşün muhtemel sebebi bu. Bu gece Aces maçını anlatacak mısın? Hayır. Zayıflamadan önce şişmanlaman gerekmez. Başka bakalım. H2K tabii ki diyenler var. Millennium diyenler. Şomazlık yapmayın. H2K şey alsın, H2K alsın. Ben de takımın maçına döneyim. Peke ve Cyanide ayrıldı. Reckless da gitti. Sistem Fnatic teknik olarak pert duruma geliyor bu şekilde. Gerçi Fnatic bir takım oyuncu bul Fnatic gibi bir takım oyuncu bulmak konusunda zorlanmayacaktır. Meta'da Soraka var mı? Şu anda yok ama muhtemelen bir sonraki Yama'dan sonra, 4.21'den sonra Yama'ya hızlı bir şekilde dahil olacaktır. Soraka. Rebroadcast or live? Live bro. Rebroadcast. Rebroadcast Base TV yapmıyor bildiğim kadarıyla. Tekrar yayınlar. Sen yedek oyuncusun ama her yerin mi yedeği sensin. Ha işte bak. Sorunlardan birine parmak basmış olduğunu delilen. Destek yedeğim aslında. Bu ne demek? Yeni yedekler de bulunacak demek. Bu ne demek? Alımlar olabilir demek. Bu nedenle birazcık eğer profesyonel bir takımda yer alma düşünceniz varsa kendinizi göstermeniz için güzel bir zamanlama demek. IEM Köln ve IEM San Jose neden ayrı turnuvaya? Neden farklı açıklar mısın? IEM aslında 6 farklı turnuvadan oluşuyor. Sadece Köln ve San Jose yok.
Hatta ben ona bir bakıp sana cevap vereyim. Intel Extreme Masters. Sadece bu turnuvalar da değil, çok daha fazlası var. Neler bunlar? Hemen onları söylemek istiyorum sana. Sezon 9'dayız şu anda. Shenzhen vardı, Toronto vardı. Shenzhen'i hatta ben sundum sizlere. St. John's var şu anda. Oynandı ayın 6'sında. Köln var 18'inde başlayacak olan. 28'inde Taipei var Ocağın. Ve Mart'ın 12'sinde Dünya Şampiyonası Katowice var. Bilginize. Sorulara biraz ara verip oyuna odaklanmak gerekirse. Şu anda durumlara baktığımız zaman alt koridor ikilisinin tahmin ettiğim gibi problemler yaşadığını görüyorum şu anda. Erken safhada belki o Fiddle'ın ekstra avantajından üstünlük sağlayacaklardır ama bu arada o Rumble'da bir problem var sanırım. Arada değişik bir oyun tarzı sergileyebiliyorlar. Birazdan bir pause gelirse şaşırmayacağım. Evet, bunların birincileri toplanıp Dünya Şampiyonası'nda oynayacaklar. Bizim de amacımız oraya gidebilmek. Ligde rakibimiz olacak takımlar hakkında konuşmak şu anda çok yanlış olur bulunduğum konumdan dolayı. O nedenle HVA ya da o tarz takımları Şampiyonluk Ligi'nde bulunan sormazsanız daha çok sevinirim. Rengi değişen mumu bilmiyorum nereden temin edebilirsiniz. Ben evde buldum rastgele. Nereden aldığımı hiç hatırlamıyorum. Top lane metasına Lissandra'nın girmesi çok beklenen bir şeydi. Yani top lane şampiyonlara bakacak olursak Gnar gibi şampiyonlar özellikle. Lissandra oldukça doğru bir seçim. O tarz agresif ve anlık hasarı yüksek üst koridor şampiyonlarına karşı. Bu arada Rumble ve Maokai karşılaşmasında ben her şeyin Rumble'da biteceğini düşünüyorum. Eğer akıllı oynayabilirse Maokai avantajlı olarak çıkacaktır. Fakat doğru hamleler yapması, doğru yerlerde bunları yapabilmesi gerekiyor. Şu anki duruma bakacak olursak sustain'inden dolayı yani koridorundaki dayanıklılığından dolayı ve can yenilemesinden dolayı şu anda Maokai çok daha rahat bir tablo çiziyor. Rumble'a karşı. Ki aradaki 17'ye 28'lik minyon farkı da bunu bizlere kanıtlar nitelikte. İşte alt koridorda bahsettiğim şey oldu. O Fiddlesticks'in dayanıksızlığı orta koridorda çok problem yaratmayabiliyor. Bir şekilde korkutması sayesinde ve can çekmesi sayesinde kendini toparlayabiliyor. Ama şu anda görmüş olduğumuz alt koridorda zaten çok fazla bir yetenek gücü yok. O çantasına aldığı peksimetlere mecbur hale geliyor. Ki manasının neredeyse tamamını harcamış durumda şu anda. Bu arada Zed'e karşı Jayce tercihi Febiven'in yapmış olduğu oldukça mantıklı. Fakat takaslara çok fazla giriyor. Ve bu girdiği takaslardan genellikle avantajlı ayrılamadı şu ana kadar. Bu arada orada Creation'un çok fazla hasarı var. Janna eğer tutuşturulmuş almış olsaydı muhtemelen agresif oyuna devam ederlerdi kulübündeki. Fakat bitkinlik almış olduğu için ve Ezreal kaçma mekanizması çok güçlü bir şampiyon olduğu için ki şu anda Citra artı E artı şifası var. Çok fazla zorlamak istemediler. Ezreal da buna güvenerek zaten rahat bir şekilde duruyor. Bu arada Jarvan geldi oraya. Maokai'yi yavaşlatmayı başardılar. Orada karşılıklı sıçralar atıldı. Rumble skoru alabilecek mi? Alev makinesi çalışmaya devam ediyor. Bir sıçra daha geldi ve ilk kan Jarvan'a gidiyor. Rumble'a da asist bırakarak iki sıçra harcandı. Üst koridorda bu skor için. Fakat Rumble orada bir adım öne geçmiş oldu Maokai'ye karşı. İzleyici kaybetmek değil zaten sohbette yayın linklerini atanlara timeout atabilirdik, engelleyebilirdik. Onu yapmıyoruz. Tabii ki Aces izlemek benim de şu anda tercihim olacaktır. Fakat burada bir maç oynanıyor. Bu benim kanalım değil. Bu nedenle sizce ne kadar mantıklı bir kanalın yayın linkini başka bir kanalda, kendime ait olmayan bir kanalda paylaşmam?
O nedenle bu konuda biraz anlayışlı olmanızı bekliyorum. Zaten sohbete yazanlar var kanal linkine. Hani onlara bir timeout atan mod şu ana kadar hiç görmedim. Bizden beklemeyin sadece. Yazanlardan görüp izlemek istiyorsanız girebilirsiniz. Şimdi alt koridorda canı azalmış olan fazlaca bir Janna var. Hala geri dönmeye pek değil, mümkün olduğu kadar fazlaca yetenek puanı biriktirmek istiyor orada bu arada. Sadece 3 vuruşla, 3 düz saldırı ve 1 hortumla canı yarıya kadar inmiş olan bir Fiddlesticks görüyoruz alt koridorda. Şimdi Rumble az önceki asistinden dolayı ona aldırdığı maske sayesinde biraz daha agresif oynamaya başlayacaktır Maokai'ye karşı. Fakat orada çok minyon var. O minyonların arasına kendini bir sokmadan dikkatli bir şekilde oynamalı. Gereksiz yere hasar almamalı. Az önce bu gereksiz hasarları çok fazla aldı. Bunun bedelini çok ağır ödüyordu az kalsın. Ki Jarvan son anda yetişti. İki sıçra gerçekten gereksizdi. Rumble'ın attığı sıçranın orada bir esprisi yoktu. Çünkü yaklaşık 2 saniye sonra Jayce'in sancak yeteneği gelecekti. Ve rahat bir skor alabileceklerdi. Bu arada orada Maokai tekrar yakalandı. Çıkma şansı çok zor görünüyor. Ultisini de patlattı. Can yeniledi ama hayır. Yine skor Jarvan'da kaldı. Rumble'a bırakmadı orada son vuruşu. Mümkün olduğu kadar agresif tavrına devam etti. Şimdi alt koridorda tek başına kalmış iki tane saldırı gücü taşıyıcısı, destek şampiyonları daha ejderha tarafına doğru yönelmişler. Orada totemlemeleri yapıyorlar. Bu arada henüz orta koridordan pek bir ses de daha yok. Fakat Febiven'e baktığımız zaman hem minyon skoru hem de dürtme olarak Zed'in biraz üstünde olduğunu görüyoruz. Bu arada orada Janna Fiddlesticks hiç çıtını çıkarmadı orada. Kenara saklandı ve bekliyor. Çünkü ulti ile savaşa dahil olacak. Ulti ile savaşa dahil oldu. Bir de Ezreal ultisi. Orada iki skor birden gelecek mi? Fiddle kovalayacak mı? Hayır, gelmedi. Orada Janna skorunu almayı başarlar. İşte o çalıya bakmazsanız olacak şey budur. Fiddle çok sabretti. Çok güzel bekledi. Ulti ile araya dahil oldu. Ezreal ultisi de gelince yapacak pek fazla bir şey kalmadı. Şimdi orada Rumble yakalandı. Ultisini kullanmış mıydı? Evet, kullanmış. Bu nedenle yapacağı pek fazla bir şey yoktu. Maokai artık intikam aldı diyebiliriz ormancısının da yardımıyla. Gerekiyordu da bu. Çok zorlanıyordu tek başına. Warwick'in yardımıyla nispeten rahat bir skor almış oldu. Üst koridorda kule altında. Bu arada Aces maçı hem Aces hem burayı izleyenler var. Onu chatte görüyorum. Neler oluyor, neler bitiyor bana da bildirin. Ben de öğrenmek istiyorum. Burada hemen bir totem daha geldi Fiddlesticks'ten oraya. Şimdi orada Janna'yı gördü. Fakat Janna önlemini hortumla zaten aldı. Orada bu arada mavi güçlendirmeyi çaldı mı? Hayır, çalmayı başaramamış. Denemiş ama Jayce o mavi güçlendirmeyi çalmayı başaramadı. Rumble orada bir pembe totem keşfetti. Maokai şu an ona doğru geliyor. O da Maokai'yi bir uzaklaştırıp görevine devam etti. Koç olarak takımımın yanında maç sırasında yapabileceğim pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Bildiğiniz üzere maçlar sırasında koçlar ya da herhangi bir o 5 kişi dışındaki birinin konuşmaya ya da oyuna dahil olma şansı yasak.
Böyle bir şey yaparsak turnuvada yeniliriz. Ve ilk kule orta koridordan düşüyor. Şu anda 2-2 durum, dakika 12'deyiz. İki takım da oldukça agresif bir şekilde oyunlarına devam ediyor şu anda. Ya baktığımız zaman üst koridorda 94'e 77'lik bir fark açmış bir Maokai var. O aldığı 2 asist belli ki Rumble'a şu anda yetmemiş. Umuyorum ki kendini toparlar. Çünkü alt koridorda Fiddle ve Ezreal ikilisi çok güzel oyunlar yapıyorlar ve orada garanti skorlar alıyorlar. O nedenle dikkatli olmaları gerekiyor şu anda. Grafikler düşükçe değil arkadaşlar. Grafikler her şey en yüksekte. Sadece gölgeler kapalı. Şimdi üst koridorda sürekli dürtmeye çalışan bir Rumble, fakat sürekli hasar alan bir Rumble. Yine Jarvan orada koridordan gelmeyi tercih etti, fakat bu sefer Ram orada her şeyin farkında olan bir Maokai var. Bütün bunların dışında bir de Warwick bekliyoruz koridorda. Rumble'ı gafil avlamak adına. Arada sessizleşiyorum. Yazdıklarınıza bakıyorum. Orada Warwick bu arada çok fazla zaman kaybetti. O Rumble bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Bu yüzden koridoruna kapanmış durumda şu anda. Neden Warwick inatla o üst koridorda o kadar uzun süre bekliyor? Hiç anlayamadım gerçekten. Rumble'ın agresif oynayacağını düşünüyorsa çok yanılıyor. Çünkü şu anda Kevin çok büyük bir fark açmış durumda Rumble'a karşı. Bu nedenle koridordan çıkmak istemiyor. Bu arada Rumble orada ultisini minyonlara denk gelecek şekilde attı. Kendini garantiye aldı. Warwick de boşa beklemiş oldu, o kadar. Rumble solo başarılı bir şampiyon ama şu anda Rumble'dan istedikleri verimi alamadıklarına eminim. Şimdi orada erken bir ejderha görüyoruz. Kırmızı takım orada hazır. Fiddlesticks hemen ulti ile araya atlıyor. Eldio'nun başı belada. Ultisini çok erken kullandı. Kendisini ters bir köşeye sıkıştırdı orada. Muhtemelen yem olacak. Şimdi oradan kaçmaya çalışan bir Crash'in var. Jarvan'la birlikte atladılar. Orada skor geldi. Şimdi orada Maokai'yi şu çalıdan dürten bir Corki. Üstüne bir de ejderha ekleyecekler. İki skor aldılar. Bir de ejderha skor alacaklar. Yalnızca cana düştü. Bu savaşın kesinlikle şu anda mavi takım adına, Heshuka Gamers adına pozitif geçtiğini söyleyebilirim. Nitekim benim gönlümde şu an söylemiştim. Heshuka Gamers'ın kazanmasından yana orada bu arada Maokai'yi yavaşlatmayı başarırlar, fakat devam etmeyecekler çünkü orada Warwick oldu biliyor. Bu arada Warwick sıçra smite'la içeri girdi ve orada anında hızlı bir şekilde skoru alan bir Millennium. Yapmayın çocuklar böyle hataları. Şimdi Millennium orta koridor kulesi üzerinde baskı kurmak istiyor. Jana her ne kadar kalkanıyla korumaya çalışsa da kulenin bir miktar hasar alması engellemeyecek. Bu arada Jace'in şok patlaması inanılmaz bir hasar verdi. Bakalım devam edecekler mi? Hortum da tuttu. Yavaşlatma etkisi de var. Jace kovalamaya devam ediyor. Bir şok patlaması daha isabet etmedi. Fakat orada sıçra ve 3 atış sayesinde Fiddlestick skorunu 2 asiste bırakarak almayı başarıyor Jace. Febi ben gerçekten o bir hırpalayan ve bir kazmayla çok büyük işler başarıyor şu anda. Ezreal'in ultisi gerçekten hiç etkisi olmadı diyebiliriz. Şimdi orada kurtlardan kaçmaya çalışan bir Ezreal ve mavi güçlendirmeyi çalan bir Corki görüyoruz.
Rumble güzel bir dengeleyici attı fakat dengeleyicinin hasarı yeterli olmayacak. Fakat oradan Maokai'nin çıkmasını bir nebze olsun engelledi. Arkasına ulti geldi. Şimdi Warwick oraya dahil oluyor. İşler tersine dönecek gibi görünüyor. Ultisini patlatması lazım artık o Maokai'nin. Orada ultisini bozmayı başarırlar Warwick'i. Şimdi orada kaçmaya çalışan bir Jarvan var. Sancak kombosunu yapmaya çalışırken kötü bir şekilde gafil avlandı. Ve büyük bir hasar aldı. Orada Jayce tek başına fakat Zed'in o civarlarda olmadığını farkında. O yüzden dikkatli olması lazım. Şimdi Zed'le karşı karşıya geldiler. Zed orada bitkinliğini kullandı. Büyük de bir hasar bırakacak. Zed'i alabilecek mi? Hayır, son vuruş gelmiyor. Maokai'nin ve Zed'in fazladan hasarı orada J-Score'un alınmasına sebep oluyor. Şimdi Maokai rahat bir şekilde orada üst koridor kulesini aldı. Beşerlik bir durum var. Dakika 18'de 26.000 altına, 26.400 altına altında eşitlik bayağı bir devam ediyor. Doğru hatırlıyorsam mavi takım üzerinde bir de fazladan ejderha yükü var. Bu yüzden mavi takım oyuncuları %8 daha fazla saldırı gücü ve yetenek gücüne sahipler. Şimdi oyuncular evet, sakin bir şekilde alt koridor kesinin gelmesini bekliyorlar. Orada alt koridor kesini gördüler. Kırmızı güçlendirmeye gidiyorlar. Üst koridorda da agresif bir şekilde kuleye oynayan bir Rumble var. Jarvan orada bekliyor. Fakat sanırım savaşa girmeme kararı aldılar. Alt koridor kulesinin başı belada görünüyor. Çünkü Warwick orada hazır bekliyor. Warwick varken girmek istemiyor. Ne Corki ne Janna. Şu aralar zaten bu metanın gerçekten en güçlü şampiyonu Warwick diyebiliriz rahat bir şekilde. Şimdi üst koridorda Heshuka Gamers üst koridor kulesini aldı. İkinci üst koridor kulesine doğru baskı kuruyor. Aynı zamanda alt tarafta da Ezreal, Fiddle ve Warwick bu kuleyi istiyorlar. Fiddle Six orada şu anda orada mümkün olduğu kadar hasar vermeye çalışıyor. Uzaklaştırmaya çalışıyor oyuncuları. Hızlı bir şekilde minyonları itecektir orada Corki. Kulenin alta girmediyse bu arada oraya Zed geldi. Işınlan bir üstü de geliyor. Hayır, Işınlan'dan vazgeçildi. Savaşın çıkmayacağı anlaşılınca onun yerine Rumble yürüyerek gitmeyi tercih etti. Yayınlar anlaşmalı, evet. Ne yazık ki. Şimdi orada Febiven hemen Mercury'un çekiciyle bir darbe indirerek Maokai'yi kendisine uzaklaştırdı. Nispeten biraz rahat nefes almış oldu. Evet, yenilen 10 Aralık günü, doğru söylüyorsun Ali Sparta, Dark Passage ile oynayacak. Akşamına da 10 Aralık'ın saat 9'da da final oynanacak yenenle. SK Gaming arasında. Arada bir duraksıyorum. Bir yandan çünkü diğer maça bakıyorum. Şu an multitasking'im tavan. Her ekranımda farklı bir maç açık. Birazcık beynim zorlanıyor algılamakta. Şimdi orada görüş totemlerinin üzerinden geçen bir Heshuka Gamers var. Fiddlesticks araya düştü fakat ultisi çok fazla bir hasar veremedi. Warwick de orada. Rumble odaklandı. Rumble'dan çok güzel bir ulti geldi yalnız. Hor orada sıçramak zorunda kaldı. Ejderhayı başlatarak kendisini savaşın arasında buldu. Şimdi orada ejderha başlayan bir kırmızı takım var. Fakat oraya doğru agresif olarak gelen bir alt koridor ikilisi görüyoruz.
çok fazla hasar aldı orada. İkisi de arkadan Jace geliyor. 2'de 2 yapmayı başararak savaşa başlıyor. Orada Warwick'i düşürmek isteyeceklerdir. Ejderha'ya bırakmak istemeyeceklerdir. Şimdi orada yukarıda Warwick'in başı belada. Kevin'a büyük bir hasar çıkıyor orada. Ortum da tuttu. Üzerine Jace düştü. Bir tekme vurup uzaklaştırdı da üzerine atlayarak Kevin ölümü garantiledi. Şimdi ejderhaya devam edecekler mi acaba? Hayır, Horror orada. Kırmızı güçlendirmeye gitti. Yok, devam edecekler ejderhaya. Ejderhaya bırakmak istemiyorlar. Feviven'in 4-1 birlik skoru ve yüksek hasarından dolayı Feviven'e fazlasıyla güveniyorlar şu anda. O Feviven çok 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 zorlayacak işleri ilerleyen zamanlarda. Şimdi iki ejder yükü almış bir Heshuka Gamers'a karşı henüz üzerlerinde ejder yükü bulunmayan bir Millennium var. Orada Rumble'ın dengeleyicisi biraz yavaşlatmaya yetti. Bakalım yakalayabilecekler mi Warwick'i? Jarvan'ın ultisi var mı? Evet, ultisi de var. Orada Warwick'in üzerine gidiyor. Rumble'ın savaşa dahil olması lazım çünkü Warwick orada canı fazlaca yenileyebilir. Ve shutdown geldi. Üstüne bir de alt tarafta Jace Fiddle skorunu almayı başarmış. Bu ne demek? Orta koridorda inhibitor kulesine baskı başlayacak demek. Korki'nin minyonları itmesiyle beraber. Veya bunların hiçbirini yapmayıp bir baron alt koridor veya orman denemesi yapabilirler. Ki nitekim şu anda alt koridora doğru ilerliyorlar. Muhtemelen alt koridorun dış kulesini almak isteyecektir şu anda Heshuka Gamers. Orada Ezreal mavi güçlendirmeye bir ulti salladı. Fakat mavi güçlendirme Jace'in üzerinde kalıyor. Alt koridor kulesini ne kadar korumak istese de bu kuleyi korumakta çok başarılı olamayacak Heshuka. Çünkü çok yüksek hasarları var şu anda. Pardon, Millennium koruyamayacak çünkü Heshuka'nın şu anda çok yüksek bir hasarı var. Buna karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Jace'in dürtmeleri zaten şu anda en büyük baş belalarıdır. O kulenin canını o kadar indiren yegane şey de zaten Jace'in orada bulunması. Çok pasif bir Zed gördük. 1-1-0 oynuyor şu anda oyunda. Yaklaşık 11-9. Toplamda 20 skor olan bir oyunda yalnızca bir skorda ismi var. Buna karşın 5-1-1 oynayan bir Warwick var. Zaten şu anda en büyük sorun da Heshuka'nın. Bu Warwick'ten çıkıyor. Fakat o Warwick sorunu da uzaktan dürterek rahat bir şekilde halledebiliyorlar. Ki gördüğünüz gibi Janna şu anda Tayn arkada bekleyerek olası bir Warwick ulti kombosunu önlemeye çalışıyor. Şimdi baktığımız zaman bu oyun birazdan sona erecek gibi bir görüntü çiziyor bende. Nedenini soracak olursanız, bence bunların en büyük sebebi Heshuka'nın şu anda Jace'i çok aktif ve doğru olarak kullanıyor oluşu. Yani eğer savaşta Jace'i düşürmeyi başaramazsa şu anda Millennium, o Jace arkadan çıkaracağı hasarla aradaki Fiddle'ı yok edebilir, Zed'i yok edebilir, Ezreal'ı yok edebilir. Orada dayanabilecek tek şampiyon şu anda Kevin. Yani Maokai. Belki biraz Warwick. Onun dışında orada o kadar büyük bir hasar dayanabilecek başka bir şampiyon yok. Şimdi mümkün olduğu kadar kontrollü bir oyun oynayan Heshuka Gamers görüyoruz. Sonra Corki kenarda bekledi ki ultisinin birini tutturmayı başardı Rüya. Şu anda bekleneni vermeyen kesinlikle bu takımda Ryu. Yani oyunda bir Zed olup olmadığını çok fazla anlamıyoruz. Oraya hemen bir Fide geldi.
Mako'yu'dan kontrol etmek amacıyla. Bu arada Fiddle ve Warwick çok güzel bir pozisyon aldılar. Şu anda mavi takımın onların orada olduğuna haberi bile yok. Bakalım pozisyonlar ve savaş ne şekilde kendini gösterecek. Alt koridor kulesi tehlikede şu anda. H2K Gamers'ın oraya doğru yöneldiler. Hızlıca alt koridora vurmaya başladılar. Sadece Rumble var orada. Dengeleyici gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. O kuleyi bırakacaklar ve geri dönecekler. Şu alt koridor kulesini korumak için Rumble'dan bir engeç bekliyordum aslında, fakat savaşa girmeyi tercih etmediler ve Jace'i orta koridora gönderdiler. Jace'i orta koridora göndermek şu anda çok riskli bir hareket. Çünkü o Jace orada tek başına yakalanırsa çok kolay lokma olacaktır. Bu kadar korkutma ve yakalama etkisi olan bir takıma karşı. Tekim geri dönüyorlar. Acaba Baron mantıklı olur mu şu an? Totemlemeler yapıldı. Bakıyoruz hemen Corki orada o Baron'a başladı mı? Evet, başlamış. Orada hızlı başlayan bir Baron görüyoruz. Zed sadece oralarda. Henüz Zed'e hiçbirinin görüşü yok. 5000 canı kaldı Baron'un. Cana ultisini kullandı canları doldurmak adına. Son vuruşlar Baron'a ve evet, Baron güçlendirmesini almayı başarıyor şu anda. Orada Ryu'nun kaçma şansı çok düşük. Sıçrasını kullandı. Yukarıya bir Rumble'dan sıçra. Ve Osman orada ilk skoru almış ol takımı. Şimdi Baron güçlendirmesiyle birlikte Zed'siz bir takıma karşı 4'e 5'lik bir kule kuşatması izleyeceğiz orta koridorda. Minyonlarla birlikte içeri girmeyi tercih edeceklerdir. Orada 7 hasara bakar mısınız? İnanılmaz büyük ve inanılmaz tehlikeli. O arkadaki büyük minyon da şu an Baron güçlendirmesiyle haldır haldır dürtmeye devam ediyor. Ya inhibitöre vurduğu yere bakın. O kadar uzak bir menzile sahip oluyor ki. Şimdi ejderha için gidiyor mavi takım. Sonra alt koridor kulesini kurtarmak isteyecektir muhtemelen hızlı bir şekilde. Ejderha yükleri 3'e ulaşacak bu ejderha sonra ve ekstradan bir... sanıyorum hareket hızı kazanacaklardı. Evet, %5'lik bir hareket hızı kazandılar şu anda. Bu arada orada Warwick önüne geçmek için gereken çabayı gösteriyor. Şimdi orada Warwick'le karşılaştılar. Orada neler olacağı farkında, fakat Baron'lu oldukları için o kadar hızlı geri dönüyorlar ki. Bu arada Jace yakalandı orada. Dikkatli olması lazım. Tek başına kaldı. Yapacak hiçbir şey yok. Orada bir Jace için 3 ulti harcandı. Yapacak hiçbir şey yok. Ezreal'ın orada tutan yetenek atışıyla Jace geri dönmeyi başaramadı. Şimdi Rumble'dan çok güzel bir dengeleyici geldi. Kevin'in orada yapacak hiçbir şey yok. Geri giderse hasar alacak, önde kalırsa hasar alacak. Odman atmayı tercih etti. Odman orada çok güzel bir Zhonya kullanıyor. Fakat Zhonya'dan dolayı orada Janna'dan gelen şifa etkisinden de yararlanamıyor. Orada bu arada çok güzel dürtmeye devam ediyor Corki. Sıçra geldi arkasından, son bir vuruşa ihtiyacı var. Rumble orada Warwick skoru almayı başardı. Şimdi orada görüşe sahip bir Corki var. 4 kişi çok az bir canla oradan kaçmaya çalışıyorlar. Herhangi bir sıkıştırma planı yok şu anda. H2K Gamers'ın 49.000 altına 44.000 altınlık bir fark oldu. Dakika 30. Bakalım gidişat ne olacak? Bu arada orada Corki çok agresif. Ryu da aşağıda bekliyor. Ryu hemen mavi tarafa doğru kaçtı. Bu arada agresif bir şekilde giren bir Corki gördük orada. Makinalı tüfeğiyle zırh değerini azaltmaya devam ediyor orada Maokai'nin. Son bir vuruş, hayır gelmeyecek. Ezreal orada Maokai'yi korumak adına yetişti. Az önce sıçrasını kullanmıştı Corki, o yüzden orada savaşa devam edemedi. Şimdi bu savaşın devamı bakalım nasıl şekillenecek? O Baron güçlendirmesinin kalan son çeyreğini nasıl kullanmayı tercih edecek H2K Gamers takımı? Burada inanılmaz bir saldırı hızı olan bir Ezreal görüyoruz. Mahvolmuş kralın kılıcıyla birlikte.
Kırmızı güçlendirmenin orada olmadığını fark ettin tabii ki. Burada Jana orada tek başına fakat Rumble şu anda yardıma koşuyor. Çok büyük bir hasar var yalnız orada Fiddle üzerinde. Rumble kovalamaya devam ediyor ve sıçrık kullanmasına rağmen orada skoru almayı başardı. Şimdi ormanın içine bir dengeleyici. Ezreal'ı orada yavaşlatmayı başardılar. Fakat Ezreal yetenek atışları sayesinde kaçabilecektir oradan muhtemelen. Rumble ters köşeye döndü. Fakat hayır içeri girmeyecek. İnhibitöre doğru yöneldiler de oradan. Şimdi orada Zed'in başı belada. Çok az bir vuruşa daha ihtiyacı var. Jarvan'ı sancağı tutacak mı acaba? Sancak tuttu fakat yeterli hasar gelmedi derken korkuyor orada. Son vuruş yapıyor. Şimdi alt koridordan da bir kule geldiğini görecek miyiz? Hayır. Doğrudan orta koridora yönelmiş bir H2K Gamers görüyoruz şu anda. Bu arada arkadaşlar Ace olarak Thunderbolt Sparta'ya karşı maçımızı kazandık. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Bir yandan ben de o maça bakıyordum. Holy Phoenix. Curry. Horo bu arada düştü orada. Şimdi Kevin'in üzerine büyük bir hasar olacak. Arkadan Creation hasar vermeye çalışan bir Corki var. Çok öne kadar çıktı Kevin. Araya ulti ile dalan bir Fiddle. Fiddle'ın başı belada. Her ne kadar can çekmeye çalışsa çok büyük bir hasar aldı. Corki şimdi orada Walkers'ini kullanarak Zed'in yetenek atışlarından kaçıyor. Ezreal kovalamaya devam edecek mi? Hayır fakat Jayce orada hasar vermeye devam ediyor. Geri çekilmeyi tercih ediyorlar. Savaşta kalmak istemiyorlar çünkü geri dönüp canı doldurup gelen bir Millennium var sürekli. Oradan hemen orman talanına doğru yöneldiler. Şimdi orada süper minyonlarla cebelleşen bir Ezreal görüyoruz. Çok fazla bir hasar yok o yüzden çok büyük bir hasar çıkaramıyor. Daha Fiddlesticks dakika 33.47 Zonya'sını tamamlayamamış durumda. Bu arada Jayce orada Zed'in farkına vardı ve hemen bir şok patlamasıyla onu uyardı. Gelirsen canını yakarım diyerek. Aces maçı bitti arkadaşlar. Best of 3 değil maçlar tek maç. Şu an kazandık bitti. 3 puanımızı aldık yani bir galibiyet puanımızı aldık. İkinci maç yok. Hadi herkes buraya tekrar. Keyfimiz de yerine geldi. Maçımızı da kazandığımızı öğrendik. Aynen güzel haberle geldiniz. Farkındayım. Hoş geldiniz. Ben de bakıyordum yayına. Şimdi orada bekleyen bir ikili var. Fakat oradaki basit tuzağa düşeceğini zannetmiyorum. Derken düştü. Orada yakalandı. Üzerine ulti. Bu arada Rumble ve Jayce şimdi orada savaşa dahil olacak. Anında yok olan bir Fiddlesticks. Belki de oyunun sonu Warwick. Evet Warwick. Orada öleceğinin farkında dans etmeye başladı. Bugün başka maç yok bizim arkadaşlar. Bu maçta şu anda H2K galibiyetiyle sona erecek gibi görünüyor. Bu arada Jayce orada dışarı doğru itildi hemen. Jarvan'la karşılıklı mücadele içerisindeler. Oraya doğru koşturan bir Jayce var. Bir şok patlaması gelecek mi? Hayır. Yakın menzille savaşmayı tercih ediyor orada Jayce. Ve 3. skoru da aradan almayı başardı. Sadece Ezreal hayatta. Kuleye odaklanacaklar mı? Hayır. Orta koridora yöneliyorlar. Orta koridordan hızlı bir şekilde içeri girmek istiyorlar şu anda. Şimdi Baron. Evet. Baron güçlendirmesi gelecek. Umarım çok hızlı bir şekilde alabilirler. Yoksa o güçlendirmeyi çaldırmaları işten bile olmayacaktır. Hemen bir bakalım rakip takım nerede? Rakip takım yolda. Baron'un canı 3000, 2000. Görüşü elde ettiler ama hayır çalmayı başaramadı orada Ezreal. Şimdi kaçmaya çalışıyorlar. Işınlanı ile araya dahil olan bir Kevin var orada. Büyük bir hasar alacak, büyük bir kumar oynuyor şu anda orada arada bulunarak. Jarvan bu arada Fiddle'ı engellemeye çalıştı. Başarılı olamadı. Sancak kombosuna başarısız olunca Fiddle'ın ultisi içinde yem olmaktan başka şansı kalmıyor. Bu arada agresif bir Warwick oyunu. Orada Yamaz elinden geleni yapmaya çalıştı fakat oradan çıkmayı başaramadı. Şimdi orada kuleyi tanklayan bir Ezreal. Ve peşlerinden gelen bir Janna. Kaçmalarını istemiyor çünkü önlerine ışınlan geliyor şu anda. Oradan Rumble dahil olacak savaşa. Hiç beklemedikleri bir savaş olacak bu. Rumble orada ultisini kullandı. Kevin arada kaldı ultiden.
Daha görür görmez anında düştü. Şimdi Jace orada Crash'in doğru gidiyor. Hayır, oyunu bitirmeye yönelecekler. Alt koridordan zaten büyük bir minyon baskısı olacak. Orta koridordan da 3 oyuncu şu anda var hızlarıyla. Kulelere doğru gidiyorlar. Zaten tek bir kule kalmış durumda. Yapmalı gereken tek şey şu anda büyük bir hasar vermek o kuleye. Hızlı bir hasar vermek. O kule düştü. Şimdi merkeze vurmaya başladılar. Nexus'un canı yarıya kadar indi. Son vuruşlar Jace'den gelecek mi? Jace vurmaya devam ediyor. Son bir vuruşa daha ihtiyacı var o merkezin. Son vuruşta geldi ve böylece 22-14'lük skorla Heshuka Gamers adını finale yazdıran takım oluyor. Bu da ne demek? Dark Passage ile Millennium maçı olacak. Ayın 10'unda saat 7'de. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Moderatörler arkadaşlar benim linklerimi ve sayfa linklerini paylaşacaktır. Yarı finallerinin sonuna geldik. Ayın 10'unda saat 7'de başlayacağız. Millennium, Dark Passage ve SK H2K Gamers ile final izleyeceğiz. Ayın 10'unda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Sincap Tayfa'ya buradan çok çok selamlar. Sürçülisan ettiysek affola. Geceniz güzel geçsin umarım.